Evet, merhabalar. Öncelikle bütün kursiyerlerimize geçmiş olsun diyorum. Umarım herkes istediği yeri hak ettiği şekilde yerleşeceği bir sınav olmuştur. Şimdi öncelikle kendi anlattığım yerler hakkında kadın doğumda yorum yapacağım. Obstetri ve onkolojiden yaklaşık 7 soru çıktı. Bunların özellikle onkoloji sorularının derste devamlı vurguladığımız yerler olduğunu ve zaten birçoğunda eski tüs sorusu kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Lynch sendromu ve endometrium kanseri ilişkisi sorgulandı. Endometrium kanseri ve kombine oral kontraseptifler arasındaki ilişki sorgulandı. Matürküstik teratomda gelişen malignite sorgulandı ki bu da yine eski tüs sorusuydu. Yine yan dalda da soru olarak gelmişti. Polidramnioz'un en sık sebebi olan, patolojik sebebi olan diyabet yine sorgulanan yerlerden bir tanesiydi. Dekolman sorumuz vardı. Hep derslerde vurguladığımız, eğer bir antepartum kanama sorusu varsa, uterus sertse, anne kötü, bebek kötüyse dekolmanı düşünün diye bu şekilde anlattığımız bir vaka direkt karşımıza çıktı. İki tane soru vardı zor diyebileceğim. Bu da kadın doğum için zordu. Çünkü biz kalp hastalıklarının sınıflamasını derste vurguladığımız bir şey değildi. Ama dahiliye kitabımızda direkt buna referans olabilecek nitelikteydi. Ve öğrencilerimizle de konuştuğumuzda bugün derste birçoğunun bu soruyu çok rahat bir şekilde yanıtlayabildiğini söylediler. Başka zor olan soru olarak bence hani kendi branşımla ilgili ereş uyuşmazlığı ile ilgili bir indirekt kum testi pozitif olan bir hasta sorusu vardı. Evet, soru zor bir soruydu fakat seçeneklerden yapılabilecek bir soruydu. Çünkü amniyosentez, koryominüs örneklemesi gibi bir yöntemin 8. haftada yapılamadığını bilmek. Bunun dışında indirekt kum testi pozitif olan olgularda zaten antide yapılacak bir durum kalmıyor. İzoimmünizasyon olduktan sonra yapmanın bir önemi kalmıyor ve seçeneklerden yapılabilecek bir soruydu. Yapılamasa bile kadın doğumda bir tane böyle zor sorunun olması kadar doğal bir şey yok. Sınavın geneline baktığımızda da öğrencilerin özellikle klinik branşlarda çok zorlanmadıklarını ve beklediği yerlerin çıktığı duyumunu aldım. Ben aynı şeyin de kadın doğuma uygun olduğunu görüyorum. Yani jinekoloji ve endokrin bölümlerin yorumlarını tabii ki de Gökhan hocamız tarafından ayrıntılı bir şekilde verecektir ama oralarda da çok ciddi sürprizlerle karşılaşmadık. Umarım istediğiniz yerler olur. Umarım gittiğiniz yerde mutlu, huzurlu olursunuz. Herkese geçmiş olsun.